Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 19 Kasım'da Türkiye saatine göre öğlen 11.57'de 27 derece Boğa burcunda dolunayla beraber ay tutulması yaşayacağız. 2021'in son ay tutulması bu. Ancak şöyle bir özelliği var. Boğa burcunda olacak ve önümüzdeki 2 yıl 2022 ve 23'te Boğa Akrep aksında yaşayacağımız güneş ve ay tutulmalarında bir ilki olacak. Dolayısıyla bu tutulmanın hayatımıza getireceği enerjiler bir şekilde önümüzdeki 2 yılda gündemimizde olabilir. İyi izlemek lazım bu tutulmanın etkilerini, hem kişisel hayatlarımızda hem tüm dünya üzerinde nasıl tesirler getiriyor. Çünkü her tutulma yeni kapılar açar, hayatımıza yeni pencereler açar, bazı şeyleri de kapatır, tamamlar. Aslında kadersel dönemlerdir ve geleceğimizi de şekillendiren en önemli astrolojik olaylardır. Evet, bu tutulma 126 nolu Saros ailesine ait ve aynı tutulmanın benzerini 19 yıl önce de yaşamıştık. O süreci de şöyle bir gözden geçirebilirsiniz. Yükselen tutulma an haritasına göre, Türkiye'ye göre Oğlak Burcu yükseliyor. Yönetici gezegen Venüs Oğlak Burcu'nda, Plüto yükselene çok yakın bir şekilde yerleşmiş. Tutulma haritanın 4 ve 10. aksında kendini gösteriyor. Biraz daha böyle hayatımızın güvenlikle ilgili alanları, en temel ihtiyaçları, aile, yuva konuları, vatan, millet, daha çok hani toprağa dayalı konular özellikle tutulmada vurgulanacak. Şimdi 27 derece Boğa burcu güçlü bir derecedir. Argo sabit yıldızıyla da birleşiyor. Bunun da tabii ki çok sembolik anlamları var. Herkes aynı şekilde etkilenmeyecek. Özellikle sabit burçlarımız daha fazla etkileniyor. Boğa, Akrep, Kova ve Aslan burçlarımız. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz, kişisel gezegenleriniz 27 derece ve yakınlarında sabit burçlarda bulunuyorsa bu tutulmanın sizin için çok güçlü etkileri olabilir. Bu dereceleri 23 derece ile 30 derece arasında alabilirsiniz. Yani Boğa'nın son dekanı, özellikle Akrep, Boğa, Kova ve Aslan. Son dekanda doğanlar veya hani haritalarında yükselen burcu, kişisel gezegenleri bu derecelerde olanlar daha güçlü etki alabilirler. Argo sabit yıldızı ve mitolojik kahraman Medusa'nın hikayesine bir bakmak lazım. Bunu çok detaylı anlatmayacağım. Arzu ederseniz araştırabilirsiniz. Ama tabii ki astroloji bir sembol bilimi ve özellikle sabit yıldızların da enerjileri etkileniyorsa, bir şekilde tetikleniyorsa bu semboller de çalışabiliyor. Argo dişi bir enerji, Medusa dişi bir enerji, ama özellikle burada tabii biraz işte aşk, tutku, işte dişi enerjinin baştan çıkarıcı halini, cinselliği görebiliyoruz. Burada ihanet var, kıskançlık var, intikam duyguları var. Bu nedenle biraz aşk, ilişkilerde tutkulu olabileceğimiz ve bunların gündeme gelebileceği, ama işte kıskançlıkların, ihanetin, intikam duygularının tetiklenebileceği bir süreç aslında. Bununla beraber Algol tehlikeli de bir yıldızdır. Çünkü özellikle Arap astrolojisinde şeytan anlamına da gelir algol. Alkolle de bir şekilde kelime olarak zaten benzeşir. Burada birazdan işte şiddet var, ölüm var, tehlikeli durumlar söz konusu. Bu enerjileri aktifleştiren bir sabit yıldız. Bu tutulma sırasında çok, bence çok olumsuz olacağını sanmıyorum, ama tabii ki yine bu enerjiler biraz kendini hissettirebilir. Özellikle boğaz bölgesini yönetir bedenimizde. İşte boğaz rahatsızlıkları, boyundaki bazı problemler veya işte boğulmalar ya da bu bölgenin zarar görmesi, bunları da temsil edebilir, tetikleyebilir. Özellikle bu konular, bu bedensel bölgeler ya da biraz hani ilişkilerdeki işte çatışmalar, şiddet içerikli durumlar, bunlara dikkat etmek lazım. Tutkuları, kıskançlıkları, intikam duygularını iyi kontrol etmek gerekiyor. Çünkü dolunaylar biliyorsunuz bizi, duygularımızı çok yoğunlaştırır. Özellikle gölge duygular, iç dünyamıza tuttuğumuz o bastırdığımız duygular çok aktifleşir. Mars Akrep burcunda, Güneş Akrep burcunda, Merkür Akrep burcunda bu zararlı duyguların, kıskançlıkların, kuşkuların, intikam duygularının ilişkilerimizde özellikle kışkırtıcı etkileri artabilir böyle bir ay tutulması döneminde. Etkiler dolunaya göre biraz daha uzun sürebilir. Normalde 3-4 aylık bir süreç.
güçlü olacaktır. Ama en güçlü etkisini tutulma haftası ve 1-1,5 aylık süreç içerisinde, yıl sonuna kadar olan süreç içerisinde gösterebilir bu ay tutulması. Bunun yanı sıra Boğa burcu zodyakta ikinci evi yönetir. Toprak elementinin sabit nitelikli burcu. Dünyasal yaşamdaki en temel ihtiyaçlarımızla ilgilidir aslında. Beslenme, barınma, güvenlik ihtiyaçlarımızla alakalıdır. Ve parayı yönetir, ekonomiyi yönetir Boğa burcu. Demek ki bu tutulma ve önümüzdeki 2 yılda devam edecek Akrep Boğa tutulmaları ekonomi tüm dünyanın gündeminde. Ekonomi, piyasalar, finans sistemleri, para, parayla ilgili konular Uranüs de Boğa'da ilerlediği için zaten böyle bir değişim sürecinde. Bu değişimler tabii ki hayatımıza stresler de getirebilir. Evet, krizler, maddi zorluklar, baskılar artabilir. Geleceğe dair özellikle sahip olduğumuz kaynakları korumak ve ihtiyaç duyduğumuz kaynakları temin etmek konusunda belki endişelerimiz artacak. Bunlar beslenme, bakım, işte barınma, en temel ihtiyaçlarımız. Çünkü para zaten bizim dünyadaki ihtiyaçlarımızı karşılamak için gereken bir unsur. Ve işte ne kadar paramız var, kaynaklarımız nedir, ne kazanıyoruz, ne harcıyoruz, yeterince kaynağımız var mı ve bunları nasıl koruyoruz, nasıl korumalıyız, nasıl güvence altına almalıyız? Tüm bunlara daha fazla odaklandığımız bir süreçteyiz. Ve bu konuları da hayatlarımızda bir şekilde şekillendirecek tabii ki piyasalar, ekonomiyi ve parayla ilgili gündemler tüm dünya üzerinde de çok aktifleşebilir. Boğa aynı zamanda topraktır, üretimdir, tarımdır, gıda ve beslenmedir. Ve dünyanın ihtiyaçları, özellikle toprağın tarım işletilmesi, tarım, üretim, gıda ihtiyaçlarımız, bunları yeterince temin edebiliyor muyuz, edebilecek miyiz, işte artan fiyatlar, tabii ki ekonomik zorluklar, tüm bunların duygusal ve psikolojik etkileri de üzerimize daha fazla baskı yaratabilir. Özellikle Boğa Dolunay'ı döneminde. Güvence arayacağız. Artık elimizdeki kaynakları koruma dönemi, üretme dönemi. Bunu fark edeceğiz belki. Yani tüketmekten çok üretmek. Kaynakların, sahip olduğumuz değerleri korumaya yöneleceğiz. Daha fazla geleceğe dair istikrar arayacağız. İşte burada neye sahibiz, neye sahip değiliz, neye sahip olmak istiyoruz. Tüm bunları daha fazla düşüneceğiz ve önemli farkındalıklar da kazanacağız. Dolunaylar çünkü önemli farkındalıklar da verir bize. Dişi enerjiyi daha fazla öne çıkarıyor. Yöneticisi Venüs Oğlak burcunda. Oğlak burcunda bir Venüs daha çok işte yöneticiler, liderler, belki böyle bir işte dünya üzerinde özellikle bir lider, belki bir kadın lider olabilir. Bir politikacıdır, işte daha aristokrat birisidir. Hani kadın figürlere dikkat çekerken çok ilgi çekici özellikle gelişmelerle de karşılaşabiliriz tabii ki. Ülkemiz içinde de yine politika, siyaset, meclis ve buralarda bu ay tutulmasının ülkenin yönetimi ve liderleriyle ilgili konularda hızlı gündemler getirmesi ve önümüzdeki yılda devam edecek konular bunlar mümkün görünüyor. Evet, şimdi kısaca yükselen burçlarınıza göre tutulma etkilerinden bahsetmek istiyorum. Sevgili koçlar ve yükselen koçlar, Boğa burcundaki ay tutulması ikinci evinizde meydana geliyor. Bu demek oluyor ki bu tutulmanın enerjileriyle beraber özellikle yaşamınızdaki kaynaklarınız, sahip olduğunuz değerler, paranız, kazançlarınız, gelir gider dengeniz, bütçeniz, yani mali durumunuzla ilgili önemli gündemler söz konusu. Uranüs zaten Boğa burcunda ilerliyor. Önümüzdeki 2 yıllık süreçte özellikle para konularınız çok aktif olacak. Belki mali durumunuz çok değişecek bu süreç içerisinde. Bu ay tutulması bununla ilgili önemli bazı açılımlar getirebilir. Belki bazı konuları kapatabilir. Yani maddi durumunuzla ilgili alışılagelmiş bir düzeni kapatabilir. Yenisi için yer açabilir. Bu tabii ki iş ve kazançlarınızla ilgili de olabilir. Özellikle kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Her koç etkilenmiyor tabii ki. Özellikle sabit burçlarda Boğa, Akrep, Aslan, Kova burçlarında gezegenleriniz bulunuyorsa ya da 27 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu bahsettiğim tesirler
daha güçlü olacaktır. Kendinizi güvende hissetmek istiyorsunuz. Biraz parasal kaygılarınız artabilir, gelecek endişeleriniz olabilir. Sahip olduğunuz kaynakları korumak için, onları tutmak için, kaybetmemek için daha fazla tutkulu olabilirsin, daha fazla direnç gösterebilirsiniz bu dönemde. Ve tabii ki kaynaklarınızı, paranızı değerlendirmek, geleceğe dair iyi yatırımlar yapmak, çoğaltmak için, daha bereketli hale getirmek için veya bazı yeni işler, üretimler için de bu ay tutulması önemli farkındalıklar getirebilir size. Yükselen boğalar ve güneşi boğa olanlar, tabii ki sizin için çok önemli bu tutulma. Bu tabii bu tutulmayla sınırlı kalmayacak. Önümüzdeki 2 yılda zaten burcunuzda tutulmalar devam edecek sevgili boğalar. Özellikle kendinizle ilgili önemli farkındalıklar edindiğiniz, hayatınızın değiştiği bir dönemdesiniz. Uranüs burcunuzda çünkü her alanda her şey değişiyor. Kişiliğiniz değişiyor, dışarıya yansıttığınız yüzünüz değişiyor. İş değişiklikleri, yer değişiklikleri, kariyer değişiklikleri, ilişkilerinizle ilgili önemli değişimler var. Bu tutulma belki kendinizle ilgili böyle bir önemli farkındalığı tetikleyebilir. Tutulma sizi daha görünür hale getirebilir. Daha fazla dikkat çekebilirsiniz. Genel sağlığınıza dikkat edin. İlişkilerde çok tutkulu olabileceğiniz, belki böyle biraz hani çok cazibenizin arttığı bir dönem. Tabii ki ilişkilerde çok hızlı gelişmeler olabilir ama tutkulara ve kıskançlığa dikkat edin. Boğaz bölgenize dikkat edin. Ay tutulmaları sağlığımızı etkileyebilir ve var olan bazı sağlık sorunlarını daha fazla görünür hale getirebilir. Tiroid konusu, işte boyun fıtığı, boyun bölgenizde, boğaz bölgenizdeki bazı sağlık sorunlarına dikkat etmek lazım. Yine özellikle cinsellikle ilgili bölgelere dikkat etmek lazım. Bu bölgelerdeki sağlık sorunları da biraz tetiklenebilir. Daha hassas olabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız tabii ki. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz 27 derece ve yakınlarındaysa, yani aslında son dekandaysanız, bu tutulma sizin için çok daha güçlü, çok daha önemli, çok daha kadersel bir tutulma. Bu tutulma hayatınızda önemli bazı açılımlar getirebilir ve hayatınızdaki önemli bir dönemi de kapatabilir, bir değişimi tetikleyebilir. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, boğa burcundaki ay tutulması 12. evinizde, aslında ikizler burcu çok güçlü etkiler almıyor. O yüzden lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Sabit burçlarda gezegeniniz var mı? Yani boğa burcunda akrep, İşte kova, aslan burcunda gezegenleriniz var mı? Ve bunlar özellikle 20 derecenin üzerinde mi? 25 derece 30 derece arasındaysa daha güçlü etkiler alabilir. Bu tutulma biraz hani hayatın bazı gizemli yönlerine sizi çekebilir. Bazı sırlar ortaya çıkabilir. İlişkilere dikkat edin. Gizlediğiniz bir şeyler varsa başkalarından, mesela gizli bir ilişkiniz varsa, bir şeyleri saklıyorsanız, bazı sırlarınız varsa tutulmada bunlar ortaya çıkabilir. Ya da sizden saklanan bir şeyleri siz öğrenebilirsiniz. Bazı krizler de ortaya çıkarabilir bu tutulma. Genel sağlığınıza, yakınlarınızdaki kişilerin, evcil hayvanlarınızın sağlığına dikkat edin. İş ve çalışma düzeninizde de belki bazı önemli değişimler gündemde olabilir. Bu tutulma bazı işaretler getirebilir. Bu dönemde olmasa bile önümüzdeki 2 yılın konuları genel sağlığınız, iş ve çalışma koşullarınız olabilir sevgili ikizler. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, boğa burcundaki ay tutulması 11. evinizde olacak. Sosyal bir alandır. Özellikle arkadaşlarınız, sosyal çevreniz, geleceğe dair hedefleriniz, planlarınız, projelerinizle ilgili bir ay tutulması tabii ki bir projeyi sonuçlandırabilir, sizi bazı hedeflerinize ulaştırabilir. Bu tutulma bir para kazandırabilir size. Beklediğiniz paraları alabilirsiniz. Bir iş sonucu, çalışmalarınız sonucunda kazanç elde edebilirsiniz. Bunun yanı sıra bazı ödüller, prim alabilirsiniz ya da başarı alabilirsiniz. Başkaları tarafından fark edilebilir, takdir edilebilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 27 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyor mu? Bu daha olumlu bir şekilde etkileyebilir size. Sabitlerde gezegenleriniz varsa tabii ki etkiler daha da bir güçlü hale gelecektir. Para konularına dikkat edin. Büyük paralar da kazanabilirsiniz gerçekten. Yani maddi durumunuzu hızlı bir şekilde değiştirebilecek belki büyük bir iş projesi de karşınıza çıkabilir. Bu ay tutulmasında görüştüğünüz bir arkadaş grubundan ayrılabilirsiniz ya da arkadaş ilişkilerinizde de bazı hızlı değişimlerin olması mümkün sevgili yengeçler. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, boğa burcundaki ay tutulması sizin için çok önemli. Sizin 10. evinizde,
sizin gibi sabit bir burçta lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz 27 derece ve yakınlarında mı? O zaman çok güçlü etkiler alıyorsunuz. Sabit burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa tabii ki bu etkiler daha da bir artacaktır. Bu tutulma aslında toplumdaki duruşunuz, statünüz, genel kariyeriniz, geleceğinizi etkileyen konularda önemli bir dönüm noktası. Ve bu dönemle sınırlı kalmayabilir ve önümüzdeki 2 yılında konularını daha fazla açığa çıkarabilir. İş kariyer konuları, geleceğinizle ilgili konular, toplumdaki statünüz, mesleğinizle de ilgili değişebilir. Hani kendi işinizi kurabilirsiniz, bir yerden ayrılabilir, başka bir mesleğe geçebilirsiniz. Ama ilişkilerle de ilgili olabilir, belki evlilik, ayrılık, boşanma, yer değişimi, taşınma. Yani tüm bunlar hayatınızda daha köklü dönüşümler söz konusu. Kadın figürler ilişkilerde öne çıkıyor bu süreçte. İlişkilerde biraz daha tutkulu ve hırslı olabileceğiniz bir dönem, bunları İyi de yönetmek gerekiyor. Aile büyükleri ve ebeveynlerle de ilgili konular özellikle sizin için belki daha fazla öne çıkacak. Hani onların düzenleri, onların sağlıkları, onların genel hayatlarıyla ilgili özellikle ailevi konularda da tutunmayla beraber belki sizi duygusal olarak da etkileyebilecek bazı hızlı gündemleriniz olabilir. Sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar, Boğa burcundaki ay tutulması sizin için çok keyifli aslında. Güçlü etkiler getiriyor. Hayata büyük vizyonla bakabileceğiniz, ufkunuzu geniş tutabileceğiniz bir dönem. Önümüzdeki 2 yılda devam edecek bu boğa akrep tutulmaları. Bu dönemde öğrenci olan başaklar gerçekten akademik konularda çok hızlı ilerleyebilirler. Üniversite hayatları, yüksek lisans, doktora ve benzeri, mesela böyle hedefleriniz varsa bu tutulma size bu kapıları açabiliyor veya yaptığınız çalışmaların sonuçlarını alabilirsiniz bu süreç içerisinde. Uluslararası alanlarda, yurt dışı konularında açılımlar var. Hukuksal konularda hızlı gelişmeler var. Bazı gündemleriniz olabilir. Yani bir mahkeme, bir dava olabilir. Bol bol seyahat edebilirsiniz. Ve bu ay tutulması size belki yurt dışı seyahati de getirebilir tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 27 derece ve yakınlarında gezegenleriniz var mı? Varsa bu tutulmanın sizin için çok güçlü etkileri olduğunu söyleyebiliriz. Akrabalar, yakınlarınız, sizin akrabaların ya da eşinizin akrabaları, yakınları, onlarla ilgili gündemler de var. Bazı değişimler, daha kadersel bazı dönüşümler. Özellikle yakın çevrede önümüzdeki süreçte bu tutulmayla beraber hayatınızda daha fazla öne çıkabilir. Evet sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, boğa burcundaki ay tutulması sizin için parasal konularda önemli görünüyor. Bu aslında 2 yıllık bir süreç. Şimdi biraz yatırımlar, işte eşinizin parasal kaynaklarında hızlı değişimler olabilir örneğin. Yani belki işi yoktu, bir iş sahibi olacak. Yani kaynaklarınız artacak. Yani sizin çalışmalarınız dışında eşinizden gelen destekler artacak. Ya da eşinizin gelirlerinde değişimler olacak. Yatırımlarınız belki bu dönemde size çok güzel getiriler getirecek belki. Belki bir miras konusu, bir nafaka konusu gündemde olacak. Sigorta, emeklilik gibi bir konu olabilir. Yani bunlar hep parayla ilgili konular. Kredi ve borçlanma konuları da aktifleşebilir hayatınızda. Artı yönde de olabilir, eksi yönde de olabilir. Yani bunlar haritanızın aldığı açılarla alakalı bir durum. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 27 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa ve bunlar sabit burçlardaysa bu bahsettiğim parasal etkiler çok daha güçlü çalışacaktır sizin hayatınızda. Eğer sabit burçlarda önemli gezegenleriniz yoksa daha az tesir alacaksınız. Yani çok da etkili olmayabilir sevgili teraziler. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, sizin için tabii ki çok güçlü bir tutulma ve zaten hayatınızın değiştiği bir süreçtesiniz. Önümüzdeki 2022 ve 23 de çok önemli. Akrep tutulmaları, boğa tutulmaları sevgili akrepler yaşamanızı değiştiriyor. Bu tutulma 7. evinizde ay tutulması, ilişkilerinizle ilgili önemli bir dönüm noktası aslında. Süregelen ilişkilerinizde bir dönüşüm olabilir. Bir bitiş de olabilir. Bir evliliğin bitmesi, bir işbirliğinin tamamlanması gibi örneğin. Ya da bir yakın arkadaşınızdan ayrılmak gibi. Ama bunlar yeni kapılar da açabilir. Ya da ilişkinizin şekli değişebilir. Bir aşk ilişkisi evliliğe doğru gidebilir örneğin. Eşiniz, partneriniz var. Eşinizin, partnerinizin yaşamında önemli bazı değişimler olabilir. Bunun da size tabii ki etkileri olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz, yükselen burcunuz 27 derece ve yakınlarında mı?
O zaman bu tutulma tam sizin tutulmanız. Sizin için evlilik, ilişkiler, partner konuları, iş birlikleri bu tutulmayla aydınlanıyor ve önemli bir dönüşüm aşamasına geliyor sevgili akrepler. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Boğa burcundaki ay tutulması 6. evinizde bu günlük hayatınız, iş hayatınız, mesleğiniz, genel düzeniniz, sağlığınız tüm bu konuları çok fazla aydınlatıyor. Ve önümüzdeki 2 yılda aslında bu konularla daha fazla meşgul olacaksınız. Sağlık konularınıza dikkat edin. Etmelisiniz belki ve burada bazı gündemler olabilir. Yani beslenme düzeninizin değişmesi, bir tedavi, diyet, günlük hayatınızda çalışma düzeninizin değişmesi, alışkanlıklarınızı gözden geçirmeniz, belki iş ve mesleğinizde belki önemli dönüşümler, tüm bunlar gündemde olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlarda gezegenleriniz var mı? Boğa, akrep, aslan ya da kova. Varsa o zaman daha güçlü etkiler alacaksınız. Ama yoksa çok da güçlü etkiler almayabilirsiniz. Yani sizin için o kadar kadersel, çok böyle hayatınızda değiştirici bir dönem olmayabilir. Ama sabitler özellikle varsa o zaman tutulmalar, bu boğa akrep tutulmaları sizin için önemli olacaktır sevgili yaylar. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, boğa burcundaki ay tutulması 5. evinizi aydınlatırken gerçekten size çok keyifli sürpriz haberler getirebilir. Şans evidir burası. Şans duygusal konulardan da gelebilir. Aşk hayatınızda çok güzel, hızlı gelişmeler olabilir. Çocuklarla ilgili yine gündemler var. Belki bir hamilelik, bir doğum, bir bebek haberi bu ay tutulmasında gündemde. Sadece bu ay tutulmasıyla sınırlı değil. Bu tarz konular önümüzdeki 2 yılda aktif sevgili oğlaklar. Ve para konularında aslında gerçekten belki bu dönemde spekülatif alanlarda, hani yatırımlar, borsa ve benzeri konularda şansı en fazla yakalayabilecek burçlardansınız. Bu tutulma da bunu işaret edebilir. Geçmişteki bazı yatırımların sonuçları veya bu tutulmanın hayatınıza açtığı yeni kapılar olabilir. Para konuları çok aktif. Herkesin kişisel haritasına göre değişebiliyor tabii ki. Yani bazı haritalar evet daha olumlu, daha şanslıyken bazıları parasal konularda dikkat edilmesi gerektiğini de işaret ediyor. Lütfen doğum haritanıza bakınız. Eğer haritanızda sabit burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa ve bunlar 27 derece ve yakınlarındaysa bu tutulmanın daha çok bu konularda, parasal konularda etkili olabileceğini söyleyebiliriz. Ama sabitlerde gezegenleriniz yoksa daha rahat, daha iyicil etkiler altında olabilirsiniz. Çok da zorlayıcı koşullar olmayabilir. Aksine eğer toprak burcu, mesela güneş burcunuz 27 derece, yükselen burcunuz 27 derece, toprak ve su burçlarında gezegenleriniz var. İşte Jüpiter, Venüs gibi, Ay gibi iyicil gezegenleriniz toprak burçlarında ve 27 derece ve yakınlarındaysa o zaman çok daha şanslı, çok daha kısmetli, bereketli bir dönemde olduğunuzu söyleyebilirim. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, sizin için çok güçlü, önemli bir tutulma. Ev, yuva alanınız, kariyer hayatınız, hayatınızda kadersel önemli gelişmeler söz konusu. Ay tutulmaları tabii ki duygusal olarak etkileyebilir. Burada ailevi anlamda belki ebeveynlerle ilgili sizi duygusal olarak etkileyebilecek bir gündem var. Bu sizi geçmişe çekebilir, biraz içe dönük olabilirsiniz. Kendinizi güvende hissetmek istiyorsunuz. Kendinizi güvende hissetmek için de bazı arayışlarınız var. İşte bunu oluşturacak koşullar olabilir. Ne olabilir? Belki ev almak istiyorsunuz, bir yatırım yapmak, toprak almak istiyorsunuz. Bu tutulma bu konularla ilgili gündemleri ortaya çıkarabileceği gibi var olan bir durumu da sonuçlandırabilir. Bir şeyi almak, satmak gibi örneğin. Ve önümüzdeki 2 yılda aslında bu konular devam edecek gibi görünüyor. Yani bu tutulma döneminde önemli bir şey olmasa bile hayatınızda önümüzdeki 2 yıl bu ev, yuva alanları, toprak alanları, güvenlik alanları, aile konuları gündeminizde olacak. Tabii ki yer değiştirebilirsiniz, taşınabilirsiniz, evlenebilirsiniz, yuva kurabilirsiniz. Belki evden ayrılabilirsiniz, boşanabilirsiniz. Genç bir kovaysanız anne baba evinden ayrılıp kendinize bir ev açabilirsiniz. Evde çalışabilir, evde iş kurabilirsiniz. Tüm bunlar gündemimizde. Lütfen doğum haritanıza, kişisel doğum haritanıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 27 derece ve yakınlarında mı? Son dekan bir kovaysanız ve yükselen de bu derecelere yakınsa bu bahsettiğim etkiler bu ay tutulmasında sizi ön plana çıkarabilir. Yani bu konularınız çok gündem olabilir ve yıl sonuna kadar olan dönemde özellikle ev, yuva, aile konularını
daha fazla düşünebilir ve belki gerçekten önemli dönüşümlerle karşılaşabilirsiniz. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, boğa burcundaki ay tutulması 3. evinizde. Tabii ki bazı fikirleriniz değişiyor, yeni düşünceler var, çevresel değişimler var, çok sevdiğiniz komşunuz taşınabilir. Kardeşinizin hayatında çok önemli, hızlı gelişmeler olabilir. Kardeşiniz evlenebilir, bir işe girebilir, çıkabilir, taşınabilir, uzaklara gidebilir gibi etkiler var. Biraz ailevi konular, yakın çevre konuları gündeminizde. Bu ay tutulması ve devamındaki önümüzdeki 2 yıl aslında eğitim konuları, seyahatler, ticari aktiviteler, yeni girişimler, yeni bir şeyleri öğrenmek, gezmek, seyahat etmek, işte kardeşlerle ilgili konuları çok aktifleştirecek. Ve buralarda bazı dönüşümler olacak, yenilikler olacak. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 27 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa, güneş burcunuz, yükselen burcunuz, bu ay tutulması size çok olumlu tesirler getirebilir. Daha keyifli, daha yapıcı, daha olumlu tesirler getirebilir. Kardeşlerle de ilgili müjdeler olabilir örneğin ya da bir güzel bir ticari gelişme de olabilir hayatınızda. Yeteneklerinizin de güçlendiği, onları iyi ifade ettiğiniz bir dönemdesiniz. Belki bir şeyler yazacaksınız. Yani bir kitap da yazabilirsiniz ya da internet, sosyal medya üzerinde bazı aktiviteler de yapabilirsiniz. Ve bu şekilde daha dikkat çekmenizi sağlayabilir. Fark edilmenizi sağlayabilir sevgili balıklar. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.